CFS, her türlü zehirlenmeye karşı olan CFS, Evet. bizim mühendislerle Ar-Ge çalışması yapıyor onlar. Aha. 8 tane bayan. Hep kimya mühendisi, biyo mühendisi, gıda mühendisi vesaire vesaire laboratuvarda çalışıyorlar. Ben bunun faydalarını anlattım. Dediler ki cilt için maske yapalım. Aktif kömürden. Ha, o yüzden mi siyah Aktif. rengi? Bir içini göstermek istiyorum ben. Fırat'cığım bir görelim mi içini? Aktif kömür. Aktif kömür. Hmm, Maske. şöyle. Aktif kömür maskesi yaptılar. Ben dedim ki bu tamam kömür maskesi, aktif kömür Şöyle. maskesi. Aktif kömür maskesi. Simsiyah. Simsiyah Aktif gerçekten. kömür. Bu vücut Açtı. yüzünüze sürüyorsunuz Şöyle böyle. elime bir 2 dakika bekledikten sonra şöyle. yıkamadan şöyle elinizle dokundunuz da o dökülüyor hemen. Ha. Cilde emiyor, absorbe ediyor. İçindeki etken madde kana karışıyor. Şöyle göstereyim Derinin altına biraz doğru. geçiyor. 5 dakika sonra sildiğinizde o hemen dökülür. Yıkamaya bile gerek yok. Yüzünüze sürdünüz diyelim simsiyah. 5 dakika sonra ne oluyor? 5 dakika sonra böyle sildiğinizde Şöyle. dökülmeye Enteresan. başlıyor. Bu dökülecek. Tam bir dursun bakalım programın biraz, sonuna biraz sonra doğru. dökülür. Dökülecek. Yani yıkamaya gerek yok. Yıkanır tabii ki yıkamaya da istediğinde yıkayabilirim. 5 dakika sonra dökülür. Maske evde simsiyah süreceğiz. Çocuklar aman Doğru. korkmasınlar ama. 5 dakika 5 bekliyorsunuz. dakika. Bu biraz ciltte ne kadar pislik varsa temizler. Peki mesela bazı ciltler çok hassas olur, kızarır, bir şey olur. Öyle bir yan etkisi olabilir Hafif mi? yakabilir ama bu içeride bir herhangi bir enfeksiyon varsa, iltihap varsa, akne varsa, sivilce varsa sorun değil o. Yani yoksa yan etkisi yok. Herhangi bir yan Evet. etkisi yok. Herhangi bir kızarıklık olmaz. Herhangi bir renkte şey olmaz. Değişmez hiçbir Olmaz. şey olmaz. Peki. Bunda siz vallahi yaptınız. Neler ekleyeceksiniz her Biz geçen gün buna merak ediyorum ben. klorella ekstraktı, fukus. Ay burnu, ay burnumu bir şey soracağım. Kokusu da şey kötü değil, güzel. Tabii İçinde o kokuyla ozon alakalı. yağı, badem yağı kattık Ha, buna. ozon Ozon yağı da yağı, ozon da bu ara çok kullanılıyor ciltte, değil mi? ozon Gençleşmede, yağı, evet. omuz ağrısı, sırt ağrısı, bel Evet. ağrısı, masaj yapmak için, Cilt kaslarda, kramplarda, bakımlarında kullanıyor cilt hanımlar şimdi bakımlarında güzel kullan. salon. Ozon diyorlar ki ozon yapalım çok iyi Tabii. gelir cilde Ozon. diye. Şimdi zeytinyağı, linolen asit, linolenik asit, araşidonik asit ki doymamış yağ asitleri içerir zeytinyağı. Bu yağlar, doymamış yağlar, ozonu bağlar kendine, şak diye bağlar. Zincir gibi böyle taktı mı? 17 yılda araştırma yapılmış, %100 olan ozon oranı, zeytinyağı ozonlanıyor. %100 olan ozon oranı 17 yılda sadece %3 değer kaybeder. %97'ye düşer sadece, %100'den. Fakat bazıları mesela ozon terapi diyorlar. Evet. Evet, Ozon çok fazla terapi, duyuyoruz bu son zamanlarda. orada Evet. ozonu bağlayacak bir şey yok. Kanı alıyorlar, kana ozon veriyorlar. Enjekte ettiğinizde, damardan verdiğinizde ne Evet. oluyor? Oksijene dönüşüyor. 2 dakika sonra bitti gitti, etkisi sıfır. Nasıl o etkili hale getireceğiz bu durumu? O sadece zeytinyağı bağlar. Ha. Diğer yağlar da, çörek otu yağı vesaire, diğer bitkisel yağlar da bağlanır ama ozona en yüksek, en güzel zeytinyağı bağlar. Zeytinyağında da çözülmez. Yani 17 yılda sadece değeri %3 değer kaybeder. %100'den %97'ye düşer. 17 yılda. Fakat kanınızı alır, kanınıza ozon verirseniz ne olur? Onu bağlayacak bir şey yok kanda. Oksijene dönüşüyor, bitti gitti. Etkisi sıfıra düşer. Hiçbir anlamı yok. Amerika'dan vatandaş eğitimini görmüş. Bunu Evet. bizim bir doktorumuz var Başakşehir'de. Dedi ki ben bunun eğitimini gördüm. Artık kanı alıp da kana oksijen vermiyoruz. Direkt damardan veriyor oksijeni. Dedim ya riskli bu yakar. Yok yok. Plastik eldiveni tutuyoruz. Eldiveni yakıyor. Damardan veriyor. Ben deneyelim dedim. Risk alalım bakayım ne olacak. 6 hafta ben gittim Evet. geldim gittim geldim. Ne oldu? Faydası oluyor ama 2 dakika sonra oksijene dönüştüğü için etkisi sıfıra düşüyor. Yani kanda kalmıyor, bu oksijene dönüşüyor. Oysa ozonu, bu zeytinyağına, ozon yağını kullanırsanız onun çözülmesi yavaş yavaş etki yaparak, kanı temizleyerek devam ediyor. İçilebilir de ozon yağı. Hem vücuda hem içilir. Böyle hemen oksijene dönüşmediği için etkisi uzun süre devam ediyor. Hemen böyle kan alıp da oksijen vermek gibi değil.
Evet. Uzun süre. Bununla ilgili çalışma yapan Profesör Doktor Otto Warburg tıp alanında iki defa üst üste Nobel ödülü alan tek kişidir. Tıp Nobel ödülü iki defa üst üste Nobel ödülü almıştır. Çok büyük bir buluş. Aklınıza gelen her türlü mikrobu öldürür. Virüsleri saniyede, bakterileri dakikada öldürür. Hiçbir mikrop ozona karşı koyamaz. Evet. Hepsini öldürür. Çünkü iki türlü mikrop var. Faydalı bakteriler, zararlı bakteriler. Zararlı bakteriler oksijensiz ortamda yaşar. Faydalı bakteriler oksijenli ortamda yaşar. Arop, anaerob denir. Ozon faydalı bakteriye zarar vermez. Zaten onlar oksijenli ortamda yaşıyor. Zararlı mikroplar oksijensiz ortamda yaşar. Onların hepsini yok eder. Onlar oksijene karşı tahammül edemezler. Yok olurlar. Yani bunun içerisinde bu nedenle ozon yağı da var. Ne yapıyor? Bu cildi temizliyor. Cildin altında içindeki her türlü mikrobu öldürüyor. Aha. İnsanların yüzünde kıl kökü kurtçukları var. Yüz kurtçukları denir bunlara. Gözü gözükmeyecek kadar küçük. Biz görmüyoruz ama orada yaşıyorlar yani. Binlerce. Aha, eyvah. Kiprik kökünde, kiprikte de var. Her kiprik kökünde 4-5 tane kıl kökü kurtçukları var. İnternete yazarsın görürsün. İnsan onları görse zaten yani delirir. Çok kötü bir şeyler. Bunlar her insanda var. Çoğalırsa roza hastalığına sebep olur. Cilt hastalığına sebep olur. Roza hastalarında 25-30 kat daha fazla. Bunu sürdüğünde burada ne kadar mikrop varsa, parazit varsa hepsini öldürür, temizler. Hiçbir şey kalmaz. Hepsini temizler. Evet. 5 dakikada bitirir. Mesela ne kadar bu kremi ne kadar sürede bir, haftada bir mi kür olarak nasıl kullanılıyor? Hiç sorun değil. İstediği kadar kullanabilir. Ama haftada 2 defa yeterli. Yeterli.